Merhabalar Biznes Çene Türk izleyicileri. Bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Bugün bir avukatımız bizlerle birlikte olacak. Avukatımız Uğur Ersoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz de iyi misiniz? Bizlerdeyiz Uğur Bey. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii. Ben 1977 Konya doğumluyum. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılından itibaren de kendi ofisimi açtım. Ve şu anda 4 kişilik bir ekiple birlikte faaliyetlerimizi, serbest avukat faaliyetlerine devam ediyoruz. Peki. Bugün boşanma davası konuları belki çok böyle hoşnut olmayan bir konu. Evet, Hoş mutlaka. aslında konuların her birinin bakacak olursak da elbette hoş olmayabilir ama ne yapıyoruz? Zor durumla karşılaştığımız zaman bu güvence altında olmak olabilir. Bir sıkıntıyla belki karşılaşmış olabiliriz. Elbette ki sizler avukatlarımızdan Evet. danışıp en azından nasıl bir ilerleyiş sürecini yapmamız gerektiğini sizler için bilgi alabiliyoruz. Boşanma konusu da bunlardan aslında Bir biri. tanesi. Denir hani çoğu elbette bakacak olursak da boşanmak için hani evlenilmiyor. Ama oluyor ilerleyiş, sıkıntılı bir süreç hal alabiliyor. Bu anlamda bakacak olursak da boşanma türleri öncelikle nelerdir? Boşanma türleri aile birliğinin temelinden sarsılması temel nedeni. Değil mi? Bir Türkiye'deki açılan davaların istatistik olarak tam bilmiyorum ama %90'a yakını aile birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanıyor. Buna halk arasında şiddetli geçimsizlik deniyor tabii ki. Evet. Diğer boşanma nedenleri arasında terk, haysiyet, hayat sürme, hayata kas ve pek fena muamele bulunuyor. Ama bunlar genellikle en çok uygulanan şiddetli geçimsizlik denilen Geçimsizlik. aile birliğinin temelinden sarsılması. Aslında hani ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, akabinde ve yani sonucuna bakacak olursak da aslında devreye o giriyor. Hani Evet. sevgi, saygının artık tamamen aslında yitirilmiş olması. Hani çiftler işte birbirini belki daha görmek istemeyip de dediğiniz gibi evliliğin Tabii bir arada mutsuz olmaktansa ayrı mutlu olmayı tercih yok. ediliyorsa eğer bu konuda çok fazla yapacak bir şey kalmıyor. Yani biz teşvik ediyoruz bazen hani Değil tekrar mi? Aslında bir birleşme, nevi barış aslında orada da durumunda. bir Tabii. danışmanlık da veriyorsunuz aslında ister Yani istemez değil mi? tabii vermeye çalışıyoruz. Ama genelde karar vermişse bundan geri adım atan kolay kolay olmuyor ama dava aşamasında tekrar birleşip devam edenler de var. Onları da Var her tabii şekilde ki var. görülebiliyordur elbette. Boşanma nedenlerini aslında iyi kötü şöyle bakabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Boşanmanın bundan sonrası içerisinde bakacak olursak da şartları nelerdir? Yani böyle çok kolay bir süreç oluyor mu? Boşanma davası kolay bir süreç olmuyor kural olarak. Ama hani bunlar karşılıklı olarak Anlaşmışlar. anlaşmışlarsa eğer o zaman kolay bir süreç oluyor. Bu her konuda nafaka tazminat, boşanma konusunda anlaşmışlarsa eğer o zaman kolay bir süreç, tek celselik bir süreç oluyor. Her iki taraf da anlaşmalıysa zaten. Anlaşmalı tabii anlaşmalı boşanmada varsa malların paylaşımı, tazminat, nafaka, çocukların Çocuk velayeti, velayet. hususların tamamında anlaşılmış olması gerekiyor. Ve evliliğin de en az 1 yıl sürmüş olması gerekiyor. Yani evlendikten 3 ay sonra anlaşmalı boşanamazsınız. Bir yıl sürdükten sonra ve her hususu anlaşmışsanız eğer mahkeme verecek bir dilekçeyle ilk celsede Onun da bir boşanabiliyorsunuz. zamanı, bir Tabii bir prosedürü yıllık sürenin geçmiş var. olması lazım evlilikten itibaren. Peki 3 yıl ayrı kalındıktan sonra Evet. boşanma oluyor mu? Boşanma oluyor, şöyle oluyor. Bu saydığımız boşanma nedenlerden birinden dolayı dava açılmış ve bu dava reddedilmişse, yani hakim boşamamışsa ve bu karar kesinleşmiş ise eğer, kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıl taraflar tekrar bir araya gelmezlerse, hakim, yani evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu kabul ediliyor Bakılıyor ve kabul ve ediliyor. boşanma kararı veriliyor bu durumda. Yani 3 aylık daha önce bir dava açılıp reddedilmiş ve kesinleşmiş olmasına Olması bağlı. gerekiyor. Tabii yani dava açılmadan 3 yıl 10 yıl ayrı kalmak bu maddeden faydalanılamaz. Peki. Boşanmak için ne yapmamız gerekiyor? Hani sizlere gelip elbette yol göstermenizi Evet. istiyoruzdur muhakkak ki. Nasıl bir süreç Ya oluyor? boşanmaya karar verdiyse taraflar bunu mahkeme verecek bir dilekçe ile başlatılır boşanma süreci. Eğer avukatla takip edilecekse eğer ki biz bunu tavsiye ediyoruz tabii ki. Avukata çıkarılacak bir özel vekaletname ile avukat boşanma davasını açacaktır. Bir dilekçeyle mahkemeye başvurduğunuz anda boşanma davası süreci başlıyor ve sonunda karar verilirse de O boşanma kararı süreçte gerçekleşmiş verilmiş oluyor. olabiliyor. Evet. Gerekli evraklarımız neler oluyor bu süreçte? Boşanmak için çok fazla bir evraka ihtiyacımız yok. Eğer şahsı kendisi boşanma davası açacaksa kimlik fotokopisini ve dilekçesini mahkemeye verdiği anda boşanma sürecini başlatmış olur.
O süreç nasıl işliyor peki şimdi? Şimdi ilk boşanma davası açıldığı zaman dilekçe karşı tarafa tebliğ ediliyor. Ve mahkeme bir ön inceleme yapıyor dosya üzerinden. İşte mahkemen yetkili mi, yetkisiz mi, karşılık olarak taleplerine ilk itirazlarda fiiller var mı yok mu, bunlarla ilgili bir inceleme yapıyor. Eğer tazminat nafaka talepleri varsa sosyoekonomik durum araştırmaları yapılıyor mutlaka. İncelenme. Çocuklarla ilgili nafakalarla, velayetlerle ilgili anlaşma yoksa eğer hani varsa bile bir hakim onu uygun görmeyebilir. Onunla ilgili değerlendirme yapabilir. Bununla ilgili gerekirse pedagog, psikologlardan destek ve rapor alabiliyor. Daha sonra da işte herkes davasını ispat etmekle mükellef. Yani dava açtıysa eğer, ya ben boşanmak istiyorum diye tek başına yeterli bir sebep değil, anlaşmalı olmazsa, bunun boşanmasının nedenini ispat etmek zorunda. Bu da genellikle tanık, boşanma davalarının en büyük delili tanıktır. Veya kanıt. Tabii kanıtlanması... Işte, tanığa bağlı şahit beyanlarının alınması, yani şahit denir halk arasında, şahit diyorum, tanık diye kullanırız biz. Başka tabii nedenleri varsa evrak, bilgi, belge, bunları delil olarak sunması gerekir. Dava dilekçesiyle birlikte bunların sunulması gerekir. Şimdi hani klasiktir, direkt biz olsun bitsin istenir. Bu dava süreci ne kadar sürüyor? Dava süreci eğer anlaşmalı boşanma ise, eğer taraflar anlaşmışlarsa ilk celsede bitiyor. Bunun için de hani mahkemeler genellikle 3-4 aya gün veriyorlar ama bununla ilgili anlaşma protokolüyle birlikte mahkemelere sunulursa daha erken bir güne alınabiliyor. Hani bu 3 güne, 1 hafta, 2 haftaya bile çözülebilecek bir durum. Tabii karar verildikten sonra da boşanma kararının kesinleşmesi gerekir. Yani kesinleşmeden mahkeme kararı verdiği anda temiz edilmemesi veya temiz sonucunda Yargıtay'dan onanması gerekir uygulanabilmesi için. Karar tek başına, mahkemenin aldığımız karar bizim nüfus kütüğünde boşamaya yetmiyor. Bunun kesinleşmesi lazım. Evet. 2 haftalık temiz süresi geçecek ya da taraflar temiz ettikten sonra dönmüş olması lazım. Çünkü mesela duyuyoruz, bakıyoruz. Çok uzun bir türlü boşanılmıyor. Hani evet. İki taraftan biri diyelim uzlaşmıyor. Evet, o zaman çekişmeli olmuş oluyor. Çekişmeli oluyor tabii. Değil mi? O zaman tüm delillerin toplanması, duruşmaları da bunların değerlendirilmesi gerekecek. Evet, maddi manevi tazminatlar konusunda gerekirse bilirkişi incelemeleri yapılması gerekecek. Velayet hususunda sosyal, ekonomik, işte pedagogların, psikologlardan raporlar alınması gerekecek. Karşılıklı ayrı yerlerde yaşıyorsa mahkeme sosyal hizmet uzmanını görevlendirip her iki eve gidip bizzat rapor almasını isteyebiliyor. Bunlar tabii ki süreç alan şeyler. Ve bir de eğer çekişme varsa temiz edilecektir muhtemelen. Yani birisi, taraflardan birisi mutlaka kararı beğenmeyecek. Zaten yani süre vermek çok doğru değil ama çekişmeli davaların bir yıldan önce sonuçlanması pek ihtimal dahilinde görünmüyor. Bir de Yargıtay aşamasında eklersek. Bir de onu beklersek. Bir de Yargıtay eksikten dolayı bozarsa bayağı da bir uzayacaktır yani çekişmeli davalar. O zaman en hızlı boşanma, en hızlı boşanma diye var mıdır öyle bir? En hızlı anlaşmalı yani boşanmadır. Başka türlü yani şeyin paylaşılır, ihtilafın azalması boşanma davasının hızını arttırır. Yani sadece velayetse o konuda inceleme yapılacak. Ama velayet, nafaka, tazminat, manevi tazminat, maddi tazminat, bunların hepsi varsa hepsiyle ilgili inceleme yapılacağı için süreç uzuyor. Tabii maddi tazminat konusunda bazen süresi çok uzadığı zaman onu ayırıp sadece boşanma konusunda karar verip diğerine ayrıca devam edilme imkanları da var. Değil mi? Evet, yani boşanma ile ilgili karar verilebilir, diğer dava ayrı görülebilir, böyle bir imkan da var. Ya da hani diyelim boşanıldı, bu sefer de çocuk varsa hani nafaka anlamında da bir işte ödendi, ödenmedi gibi bir yine başka bir davada yine doğabiliyor aslında. Nafaka tabii ki onunla ilgili de nafakan tahsili de ayrı bir konu zaten. Evet, başka bir süreç alıyor artık o. O da ayrı bir konu. Yani karşılıklı olarak iyi niyet olmazsa eğer, bunların hepsi ayrı bir hukuksal sorun olarak karşımıza çıkıyorlar. Peki boşanma davasını hangi tarafın daha önce açması avantajlıdır? Yani kimin daha fazla bir avantajı vardır dese, böyle bir oluyor mu mesela? Bunun bir avantajı yok aslında. Boşanma davasının kimin açmış olduğunun önemi yok. Hani? Yani avantaj açısından önemi yok. Boşanmada karşı tarafta, davalı taraf karşı dava da açabilir. Yani siz, birisi daha boşanma davası açtı, cevap süresi içinde o da karşı davasını da açabilir. İki tarafta hem davacı hem davalı da olarak görülebilir. Yani bunun ilk açanın veya açmayanın avantajı, hukuk böyle bir avantajı aslında yok. Yok. Çünkü sonuçta aslında bir... Tabii sonuçta karşılıklı kusurlara bakacak. Yani eğer taraf kusurlu ise eğer, adam hem aldatmış hem boşanma davası açmış. Yani ben boşanmak istiyorum. Kusurlusun zaten sen, bu sana bir avantaj vermeyecek. Vermeyecek. Tabii ki. Doğru söylüyorsunuz.
Boşanma dilekçesini nasıl hazırlamak gerekiyor peki? Karar verildi boşanma. Boşanma dilekçesinde tarafların isim, soyisim, adreslerinin, TC kimlik numaralarının belirtilmesi lazım. Yani davacı taraf kendi TC kimlik numarası adresinin belirtilmesi lazım. Boşanmanın haklı sebeplerinin açıklanması lazım dava dilekçesinde. Neden boşanmak istediğinizi hakime anlatmanız gerekiyor. Yani bu boşanma sebeplerinden birine dayanıyorsanız eğer bunun sebebini açıklamalısınız. Şu 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 nedenlerden dolayı böyle bir artık ben evlilik birliğine devam edemeyeceğinizi ispat etmeniz gerekiyor. Önce bunu ifade edeceksiniz. Daha sonra bunları delillerinizle destekleyip duruşmada da bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Yani dilekçede boşanma nedeninizi açıklamalısınız açıkça. Gerekiyor değil tabii mi? Tabii ki. Boşanma dava sürecinde hep klasiktir, sorulur ya, her iki kişi, her ikisinde yani bulunması gerekiyor mu o süreçte? Bulunması mahkemede bazı durumlarda gerekiyor. Eğer anlaşmalı boşanma ise eğer tarafların bizzat hazır olması lazım. Ya bu kamu düzeniyle ilgili bir durum olduğu için hakim bizzat taraflar dinlemesi İster, lazım. İster tabii ikisinin de. Hazır olması lazım. İkisinin de beyanlarını anlaşma protokollerini sunması, mahkemenin de bu protokolü uygun görmesi lazım. Yani anlaşma hususunda kamu düzenine bir açık aykırılık varsa, işte ahlaksız bir durum varsa örneğin hakim bunu kabul etmek zorunda değil. Ya da hani Hakim uygun bulması olay lazım. nedir? Hani sıkıntıyı dinlemek adına her iki tarafı da ister aslında, değil mi? Her iki tarafa anlaşmalı boşanmada çok fazla sıkıntıyı incelemiyor mahkeme. Eğer şartları oluşmuşsa anlaşmalı boşanmanın, tarafların beyanlarının özgür iradeleriyle verip verilmediğini denetliyor. Anlaşma ilgili protokolün kanuna, kamu düzenine aykırı olup olmadığını denetliyor. Ve bunlar varsa eğer hakim boşama kararı veriyor. O zaman boşama davasına gitmeme nasıl bir sonuç doğurur? Boşanma davasına gitmeme kendi haklarınızı savunamama sonucu doğurur. Yani bunu taraflar açısından bakarsak eğer davacı gitmezse davasına, takip etmezse dava düşer. Yani karşı taraf da gelmeyebilir. Davası açılmamış sayılır bir süre sonra. Muameleden kaldırılır, yenilenmesi açılmamış sayılır. Davalı taraf gitmezse eğer davacı davasını devam edebilir. Onun yokluğundaki işlemlere de itiraz edemez davalı taraf. Gitmeyen taraf haklarını da savunamamış olur ama dava yürür. Farklı Dava bir pencereden yine bakılabiliyor. Tabii sonuçlanır dava. Boşanma davası için bir avukat tutmamız gerekiyor mu peki bizim? Yasal olarak gerekmiyor. Gerekmiyor Yani hukukumuzda herkes kendi haklarını talep edebilir, davasını açabilir. Ama kişisel olarak boşanma davasının avukatla takip edilmesi gerektiğini Değil düşünüyorum mi? ben. O nasıl bir süreç? Evet yani o anlaşmalı boşanmalarda dahi o protokolün hazırlanmasına Ne tarafların gerekiyor? uyarılarda bulunulması, bazı haklarının gelecekte ona doğacak sonuçlarıyla ilgili bilgilenmeleri gerekiyor. Bunun için avukatla takip edilmesini tavsiye ediyoruz. Peki hani böyle şiddet işin içine giriyorsa, Evet. Hiçbirini istemeyiz ama bunda hiç istemediğimiz bir olarak bakılacaksa da eşinden şiddet gördüğü için boşanmak isteyenler ne yapmalı? Şiddet gördüğü için boşanmak isteyen öncelikle şiddeti önlemesi için tedbir alması gerekir. Bunun için mahkemeden, kolluk kuvvetlerinden yardım talep edilebilir. Mahkeme şiddet mağdurunun talebi üzerine koruma kararını veriyor. Karşı taraf hani bunun değişik tedbirler vardır. Bunları uygulamaya koyuyor. Öncelikle şiddeti bir durdurması gerekir yani bence. Muhakkak ama hani onun önüne geçemiyorsa. Yani şiddet zaten başlı başına bir boşanma ve tazminat nedeni. Bunu ispatladığı takdirde boşanma davasında tazminat da alır, boşanmaya da karar da verilir. Bu da her türlü eğer şiddete uğradıysa ilk önce gidip sağlık raporu alması gerekir. Evet, Bunu karakola gidebilir ispatlamak öncelikle. adına. Karakol bunu yani emniyetler bunu yönlendirecektir veya doğrudan hastaneye gidip bununla ilgili darpçı bir rapor diyoruz. Bir rapor alabilir. Çünkü bir süre sonra iyileşecek eğer fiziksel bir şiddete uğramışsa. Tabii şiddet sadece fiziksel değil. Değişik Tabii ki boyutları da var. Sözlü. Şiddet fiziksel, cinsel, ekonomik olabilir. Her türlü boyutu var. Fiziksel bir delil varsa eğer bunu tespit ettirmesi kendi daha ileride kullanmak için avantaj olur. Darpça bir raporunu alırsa eğer boşanma davasını hem ispat etmiş olur hem de tazminatlarda haklarını korumuş olur. Hiç istemediğimiz bir olay aslında ama tabii. Ola ki yaşandığı durumda ilk ne yapılması gerektiğini hakikaten bilemeyebiliyoruz. Belki bocalama durumu olabiliyor. Tabii yani utanıyor da bazıları. Bunu evet, dışarıya korku. Korku oluyor. Tekrarından endişe ediliyor. Evet. Yani bununla ilgili tabii çok da birazcık pasif kalmamak lazım. Öncelikle hemen bunun tespitini yaptırıp şikayetini ve koruma kararlarını talep etmesi gerekir. Kesinlikle. Her bir çocuk varsa işin içinde de velayeti kime verilmeli? Velayet kime verilmeli konusunda hakim eğer anlaşılamıyorsa hakim takdir edecek tabii ki ama
Velayet çocuğun fiziksel, sosyal, manevi gelişimine en uygun olan tarafta kalması gerekir. Mutlaka ki. Ama yaşı küçük çocuklar Hı, genellikle diyecektim. anne sevgisi ve şefkatine muhtaç oldukları için annede kalmaları genel olarak kabul görüyor. Yani mahkemelerde bu konularda kararlar veriyorlar. Birden fazla çocuk varsa da bunları bazen onu sen al ve onu ben al gibi paylaşmak istiyorlar. Bu da doğru değil. Çocuklar birlikte büyümesi gerekir. Mahkemelerde aslında bu kanaatte. Yani çocukları birbirinden ayırmadan bir tarafta kalması yönünde uygulamalar var. Başka... Yani 18 yaşındaysa sorulabiliyor değil mi? Hani 18 annemi, yaşından önce de babamı soruluyor. sorulur Yani muydu küçükken sizin? de soruluyor. Eğer iletişim Hı. kurabilecek yaştaysa eğer bunu pedagog rapor Hı. hazırlayabiliyor. Hani soruluyor anne babandan hangisinde kalmak istersin dediği zaman o kesin nitelik uygulanan bir şey değil. Değil mi? Ama Çünkü çocuk neticesinde değil tabii ki hani. ama bununla bir görüşmeler sağlanıp bir rapor hazırlanıyor. Mesela hem çocukla görüşülüyor hem de çocukların kaldığı ortamlarla görüşülüyor. Yani gidip çocuğun yaşadığı evde bizzat ev ziyareti yapılıp bununla ilgili rapor düzenlenip mahkemeye veriliyor. Yani bu çocuğun evi, yaşadığı okulu, öğretmeniyle bile İletişim değil tabii mi çok iletişim önemli? kurup pedagog bunlarla ilgili görüşmeler yapıp bir rapor hazırlıyor. Mahkemede genellikle bu rapora göre Tabii velayet doğru. hususunda karar verir. Ama yaşı küçükse annesinin yanında kalması muhtemeldir çocuğun. Hani maddi durumda yine baz alınıyor ama değil mi? Maddi durum baz alınıyor derken şimdi nafaka ile ilgili tedbirler var. Şimdi diyelim ki annesinin 2 tane 2 yaşında çocuğu var 1 yaşında. Bunu ayırıp babaya vermek yani Ne anneye kadar yıkamak doğru olur. tercih edilir. Yani kanun değil bu söylediğim hani genel olarak uygulamadan bahsediyorum. Bunların diğer tarafın iştirak nafaka ödeme yükümlülüğü vardır. Yani kendi o da onun müşterek çocukları olduğu için onun geçimini sağlayacak kendi maddi durumuna göre bir nafaka ödemekle yükümlü. Yani annenin maddi durumu olmasa veya diğerinin durumu olmasa bile kendisinde kalan çocuk diğer taraftan nafaka talep edebiliyor. Bunu her zaman isteyebilir 18 yaşına kadar. 18 yaşından sonra da bazı şartlarla bu devam etme imkanları var. O yüzden maddi durum kötü ben çocuğu alamam diye bir kanı doğru değil. Değil yani. Değil. Genelde böyle bir algı oluşuyor işte nasıl bakacaksın ki gibi bir Yani düşünceye insan belki ister istemez girebiliyor. O yüzden dediğim tabii. gibi maddi anlamda da yine Yani şimdi bir... çocuğu alan tarafın sosyal desteğin olup olmaması da biraz önemli. Hani baba çocuğu istiyor ama aldıktan sonra çalışıyor işe gidecek kim bakacak? Var mı onun sosyal destekleri işte annesi, akrabası, bakıcısı bilmem şunu Nasıl karşılanıyor nasıl genel karşılayacak, sorunlar? nasıl kim ilgilenecek çocuklarla? Çocuklar ilgileneceğini beyan etti veya orada gösterdiği insanın başka çocukları var mı? Vakti yeterli mi değil mi? Bu konular değerlendiriliyor tabii ki. Ya da hani birden fazla çocuk varsa da biri birinde belki biri de diğerinde kalıyor gibi de Yani görebiliyoruz. o da olabilir ama onu pek de uygulamada çok ben de kişisel olarak onun Tasvip olmaması gerektiğini düşünüyorum. istemiyorsunuz. Kardeşler bir Anlıyorum. arada olmalı. Evet, çok farklı bir Genellikle iletişim de olabiliyor. mahkemelerde de tarafta verme yanlısılardır eğer bir çekişme varsa. Bir de taraflar onu ben alayım, onu sen alayım anlaşırsa bu oluyor zaten. Hani Doğru. anlaşma yoksa velayetle ilgili her iki tarafta ikisini de isteyecektir. Ya da istemeyecektir Ya da gibi. istemeyecektir. Tabii bunun başka boyutları da var. Ha, tabii. İstedikten sonra şimdi bazen boşanma davalarına velayet hususu karşı tarafı cezalandırmak için kullanılıyor. Yani karı koca arasında bir husumet oluşmuş. Bir çocuğu kullanarak karşı tarafı cezalandırmak isteyebiliyor psikolojik nedenler. Ama bu çocuğa daha Hani çok zarar veriyor görürsün tabii. sen Hani onu gibi göstermemek bir veya sırf korkutmak için velayet isteyebiliyor. Mesela koz olarak kullanıyor değil bir mi? erkek diyelim ki onun bakma imkanı yok, sosyal desteği yok, işinde çalışmak zorunda. Ama velayet istiyorum diyor, dava açıyor. Bunu başka hani tazminat istemesin diye koz olarak kullanabiliyor. Böyle şeyler de maalesef Maalesef var. Tabii ki yaşanılabiliyor değil mi? yaşanıyor. Boşandıktan sonra hemen evlenme söz konusu mudur? Boşandıktan sonra erkek için hemen evlenme söz konusudur. Yani erkek boşanma kararı kesinleştikten sonra hemen evlenebilir. Kadın hemen evlenemez. İddet müddet dediğimiz bir süre vardır. 10 aylık sürenin geçmesi gerekir. Bu 10 aylık boşanma kararı kesinleştikten sonra 10 aylık sürede bir çocuk olursa bu evlilik birliği içindeki bir çocuk olarak kabul edilir. Bunun dolayı bu süreyi beklenmelidir. Ama bu süreyi eğer evlenmek istiyorsa hastaneden alacağı bir raporla hamile olmadığını belirttiği bir raporla iddet müddetinin kısaltılmasını mahkemeden talep edip bu süreyi kısaltabilir. Kısaltabiliyorlar. Yani hem şey yapabilir, evlenebilir daha sonrasında. Boşandıktan sonra ne kadar mesela nafaka alınır veya ödenir? Boşandıktan sonra nafaka taraflarla ilgili bir fakirlik nafakası, bir de çocuklar varsa onlarla ilgili iştirak nafakası alabilir.
Bunun belirli bir rakamı yok. Bu tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre hakim tarafından takdir edilen bir rakam. Taraflar bir talepte bulunur, şu kadar istiyorum diye, ama hakim bunu kendisi takdir edecektir. Bunu takdir ederken de nafaka ödeyecek ve nafaka alacak tarafın ekonomik durumu önemli ölçüde etki eder. Yani asgari ücretle çalışan bir insan nafaka olarak diyelim ki 1300 lira aylık alırken 1000 lira ödeyemez. Değil Hakim mi? buna göre daha uygun bir nafaka verecektir. Bir rakamdan söz etmek çok mümkün değil. Değil Yani aslında. değil. O Tarafların sözde tamamen ekonomiklere bakılıp sosyal ekonomik durumlarına göre söylenir, değil mi? hakim tarafından belirlenecek bir rakamdır. O zaman hani kim kime tazminat öder dersek mesela? Kim kime tazminat eder? Kural olarak kusurlu taraf, kusursuz tarafa ya da daha az kusurlu tarafa öder. Yani tazminat almak için karşı tarafın daha az kusurunuz olması gerekiyor. Yani eğer siz hem kusurluysanız hem de tazminat alamazsınız. Mesela genelde tazminatlar kadın tarafından talep edilir ve bunlar mağdur oldukları için isterler. Ama tamamen kusurluysa, boşanma evlilik birliğinin bozulmasında kusurluysa eğer tazminat alamaz. Kusursuz olması gerekir. Yani daha az kusurlu olması gerekir en azından karşı taraftan tazminat alabilmesi için. Tabii bunun iki boyutu var: manevi tazminat, maddi tazminat. Bir de o kısımları var, değil mi? Tabii manevi tazminatla ilgili kişisel olarak bir zarar görmüş olması lazım. Kişisel, Yıpranma. yıpranmış olması lazım, ama normal, hani ben 5 sene evli kaldım, bu sürede kendini yıprandım diye alamaz. Yani belirli Adlandırma yok da. kişisel hakların bir zedelenmiş olması lazım. Hakaret olabilir, dövme olabilir, küfür olabilir. Bunlar manevi tazminat için sebeptir. Ama sırf süreç geçti de diye manevi tazminat alamaz. Ama 5 yıl ben evli kaldım, 5 yıl önce çalışıp şu kadar maaşla çalışıyordum, evlendikten sonra çalışamadım Gibi. diyorsa, bu maddi tazminatın konusuna girer. Yani bu, ben evde kaldım, çocuk baktım, işimden oldum, çalışsaydım o zaman asistandım, şimdi müdür olacaktım, şu kadar maaş alacaktım gibi hesaplamalarla maddi tazminat talep etmesi mümkün. Bu da başka bir Ama başka bir boyut tabii ki. boyut kazanıyor. Bir de şu vardı, diyelim evlendikten sonra hani mal paylaşımı konusunda evlendikten önceki hiçbir şeye hani dokunma hakkı, boşanılırsa eğer, hakkı yok. Ama hani evliyken alınan her mal paylaşımı diyeyim ben bu. Söz sahibi olma yetkisi oluyor, değil mi? Şimdi mal paylaşımı tabii ki evlenmeden önceki mallarla ilgili değil, evlendikten sonrası edinilen mallarla ilgili. Bunun olması için de evlenirken ayrıca bir mal ayrılığı rejimini kabul etmemiş olmaları gerek tarafların. Yani evlenirken mal ayrılığı rejimini kabul edebilirler. Ederlerse herkesin edindiği mal kendisine ait olur. Eğer böyle bir anlaşma yapılmamışsa, otomatik olarak edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmuş olur her iki tarafta. Bu da evlilik süresi içinde, yani 2002'den sonraki edinilen mallarda paylaşıma tabi olur. Ama bunun bazı istisnaları var. Karşılıksız kazandırmalar, miras yoluyla geçen mallar bu şey dahil değil. Edinilmiş mallara katılma rejimine dahil değil. Yani Değil. taraflardan birinin miras olarak aldığı bir gayrimenkul ya da menkul mal neyse, bunu karşı taraf "ben bu mal hak sahibiyim, buna yarısı benim" diyemez. Gibi bir hakkı Değil, hiçbir diyemez şekilde tabii ki. yok, değil Yok, mi? sadece evlendikten sonra ve 2002 yılından sonra edinilmiş olan mallarla ilgili bir paylaşım söz Söz söyleme konusu. hakkı oluyor. Yani kendi diğer mallara tazminat ayrı bir konu tabii ki. Tazminat kazanırsa onun her türlü kişisel mallarına haciz koyar, alır, tahsil eder. Onlar ayrı. Sadece mal paylaşımı açısından birlikte evlilik birliğinin devam süresince edinilmiş mallar paylaşıma tabi olur. En çok karşılaştığınız boşanma davalarında görmüş olduğunuz etken aslında hep bir iletişime bağlanıyor aslında. Hani sonucunda. Belki tabii ki de çok büyük şeyler yoksa, anlamında söylüyorum tabii ki de, mağdurluk yoksa, aslında iletişimden kaynaklı, yapıcı olmamakla birlikte, belki biraz işin kolayına kaçmak. Kimileri de artık hani günümüzde duyar olduk, siz daha bilirsiniz ama hani evlenmeden önce bir protokol imzalanması. Buna artık şimdiden ayrılmadan bir anlaşmalı ileriye dönük boşanma. Olmaz. Ne derece bakıyorsunuz bu olaya Şimdi mesela? evlenmeden boşanma ile ilgili protokol yapamazsınız. Geçersizdir zaten. Yani boşanma protokolü de zaten tek başına protokole "ben Alamaz. imzalattım bunu, boşanacağım" diye de kullanamazsınız. Evet. Yani anlaşmalı boşanmada dahi protokolü sunduğunuz zaman tarafları, hakim bizzat biraz önce konuştuk, dinlemesi gerekir. Onun özgür iradesiyle verip verilmediğini en azından denetlemesi gerekiyor. O yüzden boşanma ile ilgili kendi başına yaptığınız protokol diğer tarafa tek başına boşanma hakkı vermez. Yani evlenmeden sonra bile vermez ki, evlenmeden önce de hiç vermez. Evlenmeden önce veya evlenme sırasında
yapılacak protokol mallarla ilgili olabilir. Hı-hı. Mal ayrılığı rejimiyle. İşte mallarla ilgili. Onlarla ilgili anlaşma yapılabilir tabii ki. Yani bu tamamen tarafların özgür iradesiyle karar verecekleri bir şey. Bunu tabii ki taraflar evlilik aşamasında birbirine evlenmek isterken böyle bir şey gündeme gelmiyor kolay kolay. Hani gelirse karşı tarafın bazı şüpheleri oluşabilir. Bu psikolojik nedenleri olabilir. Ya da hani olabilir. Malımı paylaşılma, hani vermek istemiyorum deyip. Yani genelde bu şahıslar tarafından değil de aileler tarafından baskıyla, baskı derken tavsiye edilen bir şey oluyor. Şart koşması ya da. Yani diyorlar ki hani böyle bir sıkıntı olabilir, siz böyle bir anlaşma yapın, zaten seviyorsa o da kabul edecektir, bilmem şöyle böyle gibi. Hani bazen duyuyoruz ama bunu çok da uygulanan bir şey değil aslında. Yok uygulamada pek fazla. Çok yani. Yok değil mi o Çok yüzden? Yok, çok yok, az var, çok fazla değil. Yok Çok uygulamada. Karşılaştığınız bir durum değil. Yok değil, çok fazla karşılaştığımız bir durum değil. Program başında demiştik hani çok belki sevimli olmayan bir konu da olsa belki de başlarına geldi ve boşanma süreci olacak. O yüzden de o sürece çok fazla gelmeden önce tavsiye edeceğiniz, söylemek istediğiniz ne vardır mesela? Hani tabii biraz insanın önce siz bahsettiniz, başına gelince. İletişim sorunundan bahsettiniz. Bunun olup olmadığının bir belirlenmesi gerekir. Eğer bir sıkıntı baş göstermişse eğer taraflar arasında, bunların destek almalarını tavsiye Çıkmaz bir yol edebiliriz. Artık. Yani bunların öncelikle aile terapisti olabilir, pedagog, psikolog yardımı olabilir. Bunlarla ilgili karar taraflar belki bir görüşmeler sağlarsa boşanmayı, belki ille de boşanılacaksa bunu daha az hasarlı atmalarını, belki de tekrar devam edecek yolları bulabilirler. Yani bu genellikle bahsettiğiniz gibi iletişim kopukluğundan veya iletişimsizlikten daha çok meydana gelen bir durumlar. Bunları bu uzman yardımıyla aşabileceklerdir. Hani ille de devam etmese bile bu süreci en az hasarlı atmalarına yardımcı olacaktır mutlaka. Peki. Dileriz ki güzel yarınlar olsun. Aslında İnşallah. Her konuda, her anlamda hepimiz için. Çünkü hepimiz bir şekilde etkileşim halinde olabiliyoruz. Sizler girdiğiniz davalar sonucunda insan hakikaten üzülebiliyor. Çok, tabii. Değil mi? Hani tabii. Çok belki yakınınız olmayabilir mi? İşin içine bir şekilde girdikten sonra aslında tabii. Sizlerden biri oluyor. Sonuçta iyi kötü o şartları, sürecini işin içinde olduğunuz için biliyorsunuz ve insanın hakikaten de bir yansıması olabiliyor. O yüzden daha güzel konular İnşallah. Olsun, ele alınsın. Güzel yarınlar olsun diyorum İnşallah. Ben hepimiz için. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum Ben size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Avukatımız Uğur Ersoy da bugün konuğumuzdu efendim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.